Haya. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gül seçmesinde, gül seçmesinde. Düğünlerde, bayramlarda yapılır. İçinde ne koyuyorsun? Bayram. İçinde bayram değil mi? İçinde peynir falan olmuş. Peynir. Peynir. Hani bizim oranın tabiri çekirdek diyoruz. Çekirdek. Tokatlı İbrahim böyleymiş. Helal olsun, helal olsun. Yukarıya bekliyoruz. Bu cüzen de gel. Belediyede eğlence. Gerçekten çok güzel bir ortam, çok güzel bir mekan. Değerli misafirlerimizin ve emeği geçen bütün Tokatların bu güzel organizasyonda sizlerle bizleri buluşturmasına vesile oldular. Evet, fotoğraf alındı mı arkadaşlar? Ben de karenin içine geçeyim o zaman, bir tekrar fotoğraf. İstanbul'da her il organizasyon yapıyor. Ama herhalde ilk defa aynı anda 50 binin üzerinde 60-70 bin kişiyi toplayan Tokatlar oldu. Sizi tebrik ediyorum. İstanbul'da şehir merkezine yakın bu Şamlar piknik alanımız gerçekten sizin İstanbul'da ne kadar Tokatlı varsa herhalde 180 bin civarında bahsediliyor. İstanbul'da ne kadar Tokatlı varsa Tokat'taki Tokatlar'da gelse burası alır. Her zaman burası sizlere açık, kapımı sizlere açık. Tabii bu kadar güvenli bir şekilde sizlere gelin derken sizlerin zaten bizden önce burada hemşerileriniz var. Organizasyonda sizi sahiplenmede şu anda herhalde zaten bizim belediyemizde bile çalışan nüfus oranı yapsak %10'umuz Tokatlı zaten. Çalışanlarımızın da %10'u Tokatlıdır. Dolayısıyla burayı eviniz gibi rahat edebilirsiniz. Eviniz gibi bilebilirsiniz. Ama şu bir gerçek ki sizin kırdığınız bu rekor İstanbul'a, İstanbul'da yaşayan diğer illere örnek olacak. Burada yaşlısıyla, genciyle hep birlikte bir arada olmanız ve Tokat'ı severek, Tokat'ı yaşatarak kültürünü, sanatını, geleneklerini, göreneklerini burada birlikte paylaşarak yeniden sevginizi tazeliyorsunuz. Sizleri bu anlamda kutluyorum ve gününüzün, pikniğinizin neşeli, şenlikli geçmesini diliyorum. Üçüncü geleneksel pikniğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık, yüreğinize sağlık. Özellikle bu yağmurlu günde alanı gezerken gördüğüm 5'te gelen, 6'da gelen, 7'de gelen yağmura rağmen durmadan, dinlenmeden buraya gelen tüm kardeşlerimi canı yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Birincisinde 25 bin civarında hemşehrimiz buraya gelmişti. Geçen sene 50 bin civarında hemşehrimiz buraya gelmişti. Şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Hedefimiz 100 bindi. Yaklaşık bu alanın bu sene Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'a dedik ki biz Tokatlılar artık alana sığmıyoruz. Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa bize bu alanın tamamını tahsis edin. O da sağ olsun bizi kırmadılar. Dediler ki Tokatlılar burayı doldurduktan sonra biz onlara tahsis ederiz dedi. Ve alanın büyüklüğü 4,5 kilometre. 4,5 kilometrenin ben yaklaşık şöyle bir buçuk kilometresini ben gezdim. Zeyt Aslan, Tokat milletvekilimiz diğer taraftan başladı. O da bir kısmını gezdi. Ama tabii hepsini gezemedik. İnşallah buradaki programlar bittikten sonra biraz sonra
sanatçılarımız gelecek. Biz sanatçılarımız programını bitirdikten sonra gezmeye devam edeceğiz. Öncelikle şunu buradan ifade etmek istiyorum. Sofrasına uğrayamadığımız kardeşlerimiz kusura bakmasınlar. Bilsinler ki gönlümüzden herkesin sofrasına gelmek istiyor. Ama imkan ölçüsünde uğramaya gayret edeceğiz. Bu milletin gerçek sanatçısı olan Bülent kardeşime de gösterdiği bu hüsnü kabulden dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gezegen kardeşime, Mehmet kardeşime, Harun abime bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde destek verdiği için teşekkür ediyorum. Ama şimdi Harun abiyle konuştuk. Benim çok sevdiğim kardeşim Tokat milletvekilimiz Zeyd kardeşimin neden beni Tokat'a götürmediğini anladım şimdi dedim. Ben Tokatlıların bizi bu kadar sevdiğinin farkında değildim. İlk fırsatta Harun abimle birlikte çok değerli Zeyd kardeşimin misafiri olarak Tokat'a gidiyorum inşallah. Biz Zeyd kardeşimle 12 yıldır birlikte siyaset yapıyoruz. Tokat'ın diklenmeden dik duruşunun sembolüdür. Allah razı olsun ondan da. Harun abim zaten yıllardır gençliğinden bu yana hayatını milletine atfetmiş bir büyüğüm. Allah ondan da razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ama Tokat sıradan bir il değil. Tokat Sezar'ın bile hayran kaldığı, Drojen'in bile üzerine çok önemli sözler ettiği, Mevlana'nın bile herkesin gidip görmeli dediği bir yerimiz. İşte İstanbul'u İstanbul yapan özelliklerinden bir tanesi de Tokatlıların el emeğiyle, göz nuruyla, alın teriyle her geçen gün daha da zenginleştirdikleri bir şehir olması. Değerli kardeşlerim, Allah razı olsun. İnşallah Tokatlı kardeşlerimle birlikte İstanbul daha da iyisine layık, daha da güzeline layık. Onu da beraber yapacağız inşallah. Bakın, dünyanın önde gelen araştırma şirketleri İstanbul'un 2016 yılında dünyanın en çok turist çeken 3. şehri olacağını.
Ama ben